Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Bugün sizinle beraber dönüşüm geometrisi konumuzla beraberiz. Şimdi öteleme ne demek Tomuş? Öteleme ne demek? otobüste yaşadığımız bir şey. Mesela o iteleme uçak, evladım. Şoför başka bize ileri git, ileri git. Arkaya doğru ilerleyin. kalmasın diyor. Aslında mantıklı, mantıklı. Gerçekten de biz aynı otobüsün içinde bir yerden bir yere doğru hareket ettiğimiz gibi noktalar da yani koordinat sistemindeki mesela A noktası, B noktası, X, Y koordinat sistemindeki A, B noktaları da bir yerden bir yere doğru hareket edebilir. Mesela bir örnek yapalım. Mesela hatta farklı bir renk kalem yapalım. A noktasını dört birim aşağıya 2 birim sol ötelim. Tonguç bir kere sağ solunu biliyor musun? İlk başta onunla başlayalım. Sağ tabii. sarımsak sol soğan. Şimdi sonuç, Tonguç burası nedir? Burası sağ. Baya tebrik ediyorum bize gerçekten. Burası sol. Süper. Burası yukarı. Süper. Üst demiyoruz da yukarı diyoruz öteleme konusunda. Aa. Hatta şöyle birazcık aşağı getirelim de gör bakalım. Burayı ne diyoruz Tonguç abi? Aşağı. Aşağı. Harika. Dolayısıyla biz sağ solumuzu bildikten sonra diyeceğiz ki A noktasını 4 birim aşağı demiş ve 2 birim sola öteleyelim. A noktasını bak 4 birim aşağı. 1 2 3 4 ve 2 birim sola. 1 2. Buraya gelmez mi Tonguç'u çevirdim benim. Evet, hocam. İşte bu kadar. Ben buna artık a üssü noktası derim. İşte bununla ne olduğunu bulmuş olduk. Şimdi geldik diğer noktamıza bakalım hemen. B noktasını demiş. 3 birim yukarı ve 5 birim sağa ötürelim. Hemen senle yapmaya başlayalım. B noktasını aldık. 3 birim yukarı gittik. 1 2 3. Ondan sonra da 5 birim sağa 1 2 3 4 5 O zaman buraya geldi. İşte yeni B üssü noktamızda tam burası oluyor. Tongçel hocam, koordinat sisteminde ötelemeyi birazcık anladık mı o zaman? Anladım hocam. O zaman şunu unutmamız gerekiyor bakın. Ötelemede sadece bir yerden bir yere hareket ediyor. Mesela A noktasının ilk koordinatlarına baktığınızda 1 2 3 eee yukarısında 1, değil mi? 3'e 1 noktasındaydı A. 3'e 1 noktasındaydı. Öteleme yaptıktan sonra nereye geldi? 1'e çatacak çat, Eksi 1, eksi 2, eksi 3. 1'e eksi 3'e geldi bak. 1'e eksi 3'e geldi. Ne kadar ötelenmişti? 4 birim aşağı gitmişti. Bak. E, pa, e, evet 4 birim aşağı gitmişti. Ne oldu bak ilk başta? 1'di bunun y'si. Y'si neye, nereye geldi? Eksi 4'e geldi. İşte 4 birim aşağı gittiği için y'si azaldı. Y'si aşağı yukarıda azalır. Zaten bu eksen y değil miydi Tonguç Evren? Evet galiba? hocam. Bu eksende x'i değil mi? İşte bak. 2 birim sola gittiği zaman bunun ikisi ne oldu aslında 3'ten bire düştü. Yani iki birim azaldı. Dolayısıyla x ekseni de 2 birim sola gittiği zaman 2 birim azalması gerekiyor. İşte buradan aslında çıkartabiliyoruz. Ötenilen cismin görüntüsü kendisine tonguç çevrilme bu önemli bir özellik eşittir. Yani buradaki A noktası ile buradaki A noktası birbiriyle aynıdır aslında. Sadece yer değiştirmiştir. Ötenilen cisim sadece tonguç çevrilme konumu yani demin de söylediğiniz gibi yeni mi, yeri değişir diyoruz. Geometrik cisimleri ötelemede bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Bir kere verilen cisimi 4 birim sağa 3 birim aşağı öteleyince bizim yapmamız gereken bir nokta seçeceğiz. Buna biz aslında pivot nokta diyoruz. Pivot noktayı buraya seçelim. Bu noktayı ben 4 birim sağa ve 3 birim aşağı öteleyeceğim ve aynısını sonradan çizeceğim. 4 birim sağ demiş pardon. 1, 2, 3, 4. 3 birim aşağı demiş. 1, 2, 3. O zaman pivot noktam burası. Tonga çevirme bu şekil aynen kalacaksa ve bu nokta bunun şuradaki uç çekiç kısmıysa aynısını çizersem bak burada 3 var. Burada da 3 olması gerekiyor. Burada böyle bir yampirik çizgi var. Burada da böyle bir yampirik e çizgi var. zeka oyun hocam. Burada bir şey var. Burada da aynı şey olması gerekiyor. Burada iki birim var. Burada da iki birim olması gerekiyor. Burada bir birim var. Burada bir. Bak gördün mü? Aynı şekli çizdim. Sadece yer değiştirdim. Bunu bilmemiz gerekiyor Tomuş Evlat. Geldik mesela. Noktasını öteleme sonrasında oluşan görüntüsü bu noktası olduğuna göre demiş. Uygulama öteleme hareketi bulunuz. Sonuç burada da bir taktik göstereceğim sana. Demin de sana söylemiştim değil mi? Bak burası x ekseni aslında. Burası da y ekseni. Şimdi y ekseninde harekette yukarı ve aşağı varken aşağı varken Burada ise x eksenin gitti, sağ ve sol var. Tomuçum eğer sen bu tarafa doğru gidersen x artar. Artı x diyorum. Eğer bu tarafa doğru gidersen eksi x olur. Çünkü x eksiye doğru gittikçe azalır. Bu tarafa doğru gidersen y artar. Bu tarafa doğru gidersen y azalır. Adam o zaman ne yapmış biliyor musun? Adam koordinat sistemini çizmeden yapmak istiyorum. Ee, eksi 5'e 2 noktasıymış. Sonra ne hale gelmiş? E, bire eksi iki noktası haline gelmiş. Tonguç elamim, bunun ikisi neresi? Burası. X ne olmuş Allahını seversen? Bak eksi beşten bire giderken aslında büyümüş. Eksi beşinci kattan birinci kata çıkmak için kaç kat çıkman gerekiyor Tomuş elamim? Eksi beşten e, dört kat. Dang gozmusun evladım, eksi beş yerin altındasın. E, bir kere sıfıra çıkacaksın sonra bire çıkacaksın. Yani kaç kata evladım? 6. Bravo diyorum sana. O zaman bu x'i altı tane arttığını söyleyebiliriz. Peki y'sine bakalım bir de sen de. Y'si ne olmuş? 2'den -2'ye düşmüş. Bu sefer azalmış demek ki. İk Y'si kaç azalmış? 4 azalmış. O zaman diyorum ki Tonguç öyle X'i 6 arttıysa x'in artması sağa doğru gitmek demekti. 6 sağa gitmiş demek ki. Y'sinin azalması 4 azaldıysa Y'si de demek aşağı gitmiş. 4 de aşağı gitmiş diyebiliriz Tonguç. Aslında bu kadar basit. Peki Tonguç'um bunu çizerek bulabilir miyiz evladım? Buluruz. Tebrik ediyorum. Hemen sana bak çizerek nasıl bulunacağını gösteriyorum. Eğer çizme birazcık daha yatkınsan bu da çizerek de çok rahat bulunabilir. Mesela eksi 5'e 2 noktası. Hemen sana noktamızı göstermek istiyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. -5 eksi 5'e 2 noktası. 1, 2. Hop hop. E, burası da şu noktaya geliyor Tonguç evladım benim. Eksi 5'e 2 noktası. Adam ne yapmış? 1'e eksi 2'ye gelmiş. 1'e eksi 1 eksi 2. Yani şu noktaya gelmiş Tonguç'um. Eksi 2 1. Tonguç eğer sen bu noktayı bu noktaya hareket ettirmek istesen ne yaparsın Allah'a sorarsan? Bir kere eksi 5'ten ilk başta şöyle gitmen sonra da aşağı inmen gerekiyor. Şöyle gittiğin mesafe eksi 5 ile 1 arasındaki mesafe yani 6 birim sağa gidiyorsun. Sonra tonguç çevrilen aşağı iniyorsun. İkinci kattan eksinci kata dört aşağı iniyorsun. Aslında buradan çizerek de çok rahat bir şekilde bulabilir. Sadece birazcık böyle bir çizme birazcık zaman Biraz kaybetti. Bir dikkat edecekti hocam. Geldik şekilde verilen T-3 2 noktası koordinat sisteminde Tonguç'um. E, bilmem ne bilmem ne ötelenince T üssü noktası. Bilmem ne bilmem ne ötelenince T üssü üssü noktası oluşuyor. Buna göre noktanın uzak, uzaklık kaç birim demiş. Bir kere hemen bakışalım. Bir kere e, aşağı doğru 3 birim, sağa doğru 1 bir birim ötelenince. Aşağı doğru 3 birim, hemen bakalım. 1, 2, 3. Sağa doğru 1 bir birim ötelenince. 1, bir. yani şurası. Burası T üstü noktasıymış. Bunu yazmak istiyorum Tomuç'um. Sonra demiş ki, sağa doğru 5 birim ötelenince T üstü, üstü noktası oluyor. O zaman hemen başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da T üstü üstü, yani 2 tane çentikli olan noktayı oluşturuyormuş. Ve bu noktalar arasındaki uzaklığın kaç birim olduğunu soruyor. Of. Gerçekten kallavi bir yeni nesil soru gibi. Kızı kulesi. Yani şuradaki mesafeyi soruyor. Şuradaki mesafeyi bulabilmek için ben aslında ne yapmalıyım? Bir üçgen oluşturmalıyım. Nasıl üçgen oluştururum? Hemen seninle beraber oluşturalım Tonguç'um. Şöyle bir dik üçgen çiziyorum burada. Bu dik üçgende dikkat ettiysen şurası aslında. Bu dik üçgende şu mesafe ne kadar? 3 birim. Şu mesafe ne kadar 1, 2, 3, 4, 4 birim. O zaman 3, 4 ne üçgeni dersek? hemen bunu bulmaya çalışalım. Ee, buna x diyelim mesela. x'in karesi eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesi diyorum. x'in karesi eşittir 9 artı 16 diyorum. X kare eşittir 25 diyorum. X eşittir 5 çıkıyor Tonguç Evren benim burada. Dolayısıyla demek ki aralarındaki uzaklık 5 birimdir diyebilirim. Buradaki yaptığımda. Ama illa ben burada çizerek bulmak zorunda değilim. Mesela şöyle yapabilirim. 3 birim aşağı gitmiş. O zaman Y'si azalacak. Ne olacak? T üstü noktasının koordinatları Y'si artık iki, ikinci kattan 3 aşağı inersen eksi birinci kata gidersin. Peki sağa bir doğru bir birim ötelerse Eksi 3'ü de arttıracaksın. Sağa gitmek demek x'i artmak demek hatırlıyorsan. Eksi 3'ü arttırırsan bir kat arttırırsan eksi ikinci kata gelirsin. T üstü noktasını bulduk bile. Bak zaten bu noktanın koordinatları da aslında eksi 2 eksi 1 şeklinde de bulabiliriz. T üstü noktasını bulabilmek için de şöyle diyorum. 5 birim sağ demiş ya. O zaman bunun sadece x'i 5 tane artacak. O zaman 2,2'ye geliyor. Aslında bu noktanın koordinatları 2,2. Ve bunlar arasındaki mesafeyi de bulmuş olduk. Çizerek bir üçgen oluşturarak diyoruz. Geldik Tonguç'um. koordinat sisteminde verilen şeklin altı birim <laughs> sola 3 birim yukarı ötelenmesiyle oluşan şeklin görüntüsünü bulalım. Demiş. Uzay yolunda yolculuk devam ediyor. Evet 6 birim sola ve üç birim yukarı dersek bir kere ne demiştik? Pivot nokta alacağız. Hemen şu noktayı bu sefer diyorum ki şu nokta pivot nokta olsun. Hemen ne yapıyorum? 6 birim sola gidiyorum. E, ha sola gideceğiz ya. Bence şu noktayı pivot nokta alalım. Hadi alttan sola gidelim. Çok daha rahat gideriz. Bir 2, 3, 4, 5, 6. Buraya geldim. Sonra 3 birim yukarı demiş. 1, 2, 3. O zaman bu nokta artık pivot noktam benim. Bunun aynısını çizmem gerekiyor. Bak bu tarafa doğru 4 birim uzanıyor. O zaman bu tarafa doğru 4 birim uzanacak. Yukarı doğru 2 birim uzanıyor. Yukarı doğru 2 birim. Aynı yukarı sağa aynı şeyleri yapmak zorundayım. Mesela bu kaydırak gibi e, şey gitmiş aşağı doğru inmiş. Bu ikiye bir aşağıymış. O zaman ikiye bir yani şu noktaya aşağı inmesi gerekiyor. Şurada iki birim bitmiş. Şurada iki birim diyor. Şurada birim bitmiş. Şurada aynı şekli çizdim. Sadece ve sadece bir tane pivot nokta kullanaraktan bunu yapmış oldum. Pivot noktayı taşıdıktan sonra her şey bitmiş oldu diyoruz. Çünkü Şimdi yansımaya. Yansıma dediğimiz şeyde de bilmemiz gereken aslında aynaya baktığımızdaki görüntümüz. Aynaya bakacak sen de ne görüyorsun Tomuç evladım sen? Aynaya baktığımda bir dangoz görüyorum hocam. E, ay'a baktım seni gördüm sana baktım ayı gördüm diye bir laf var. E, bana çok mi? söylüyorlar bu şarkıyı ama ben aynaya baktığımda gerçekten e, e, işte benim... buradaki mantık aslında aynadaki simetri mantığı. Şimdi normalde ayna bizim simetri eksenimiz gibi düşünmemiz gerekiyor biz yansıma konusunda. Yansıma ile oluşan şekil bir kere simetri eksenine yani ayna dediğimiz bu şekle bu çizgiye Uzaklığı gerçek simetri eksenine uzaklığına eşit olmak zorunda, eşit olmak zorunda. O zaman şekil görüntüsüyle birbirlerine eşit olmak zorunda. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Peki bakalım mesela şu şekle baktığımız zaman iki tane üçgenden oluşuyor. Bu şeklin aynaya olan uzaklığı işte. İki birim dersek buradan da iki birim gitmem gerekiyor ve aynı şekilde çizmem gerekiyor. Ama birbirlerine doğru bakacak. Nasıl biliyor musun Tonguç'um? Mesela burada bu adamın gözleri varsa bu adamın gözleri kendisine doğru bakmak zorunda. Kendisi nasıl bakar? Kendisine bu tarafa doğru şöyle bir şey çizersek hemen gösteriyorum sana. Şöyle bir şey çizdim. Şöyle bir şey çizdim. Ondan sonra şöyle bir şey çizdim. Bak Tonguç. Bu adamın gözleri kendisine doğru bakacaksa o zaman bu tarafa doğru bakacak. Bu bu tarafa bakıyor, bu bu tarafa bakıyor. Birbirlerine doğru bakıyorlar işte. İşte burada da burada dik var, burada dik var. Eyvallah yansımasını çizmiş oldum. Yani bu şeklin aynısını çizdim. Aslında bu ikisi birbirine aynı. Aynı uzaklıktalar aynı ya da bunlar birbirlere aynı olmak zorundalar Tonguç'um. Şurası da aynı olmak zorunda. Ama sonuçta şeklimizin aynısını çiziyorum ama birbirleriyle kapanacak gibi çiziyorum. Mesela bu elimle bu elim simetrik Tonguç'um. Neye göre? Bu kaleme göre. Neden bu kalemin üzerinde kaplasam tam böyle birbirlerini kaplıyor. Aa, arıyorsun. kendi kendinize şak yapıyorsunuz. Aynen bizi. kendi kendime e, şey yapabiliyorum. Aynı şekilde e, kaplayıp kaplayabiliyorum ellerimi. İşte bu elimle bu elim birbirine simetrik. Aynı mantıkta düşünmemiz gerekiyor. Burası bir else bak bu elim bu tarafı bu simetri eksenine bakıyorsa bu elinde aynı tarafı simetri eksenine yani aynaya bakmak zorunda ki kapatabilirim. Eğer böyle olsaydı Tonguç'um mesela şöyle ondan sonra şöyle şöyle diyeyim. Burada da simetrik var. Şu anda mesela böyle çat diye kapatabilirim. Ama Tonguç bak şunlar birbirine simetrik değil. Bunu kapattığımız zaman olmuyor görüyor musun? Bir garip bir şey oluyor. Yani bu ikisi simetrik değil diyoruz ve geçiyoruz. Asimetrik. Bir tane verilen şeklin simetrik eksenine göre yansımasını çizelim demiş. Hemen bunu çizmek için şöyle bir şey yaparız. Bir kere bu simetrik ekseni ise ben yine aynı mantıkla pivot nokta seçiyorum. Diyorum ki şu nokta pivot nokta. Şu nokta pivot noktası uzaklığı ne kadar? 1, 2, 3, 4. O zaman aynı uzaklıkta ilerleyeceğim daha. Simetrik 1, 2, 3, 4 ilerleyeceğim. O zaman bu nokta pivot noktam aynı şekilde kalacak. Tonguç buradaki mantıkta bir tane daha nokta çizebilirsin. Ama burada farklı noktaları seçmen çok önemli. Mesela diyelim ki şu noktanın şeyine bakalım. Bak 1, 2, 3 uzaklığı var. 1, 2, 3 uzaklığı da kestin artık burası artık. Bu nokta artık buraya geldi. Şimdi şu noktaya bakalım mesela sallıyorum. 1, 2, 3, 4 yine 1, 2, 3, 4 ilerledim o zaman bu nokta buraya geldi. Şimdi ben noktaları ad veriyorum. Buna A diyelim, buna B diyelim, buna C diyelim. Buna A üssü diyeceğim. Buna B üssü diyeceğim. Buna da C üssü diyeceğim. İşte A, B, C birleşmiyor mu benim? Evet hocam. O zaman A, B, C'yi birleştiriyorum bak. Bu ikisi birleşti. A ile B birleşti. A üssü ile B üssü birleşti. B ile C birleşti. B üssü ile C üssü birleşti. Bak birbirine çok yakın. Birbirine bakan şekiller olmaya başladı. Burası gözleri ise bunlar da birbirine bakmak zorunda. O zaman geriye doğru iki birim gitmiş. Geriye doğru iki birim gidecek. Aşağı doğru şöyle inmiş kaydırak gibi. Ondan sonra bu tarafa doğru gelmiş. O zaman bu, bu tarafa doğru gidecek. Bu sağa gidiyorsa bu da sola gidecek. Ondan sonra bu aşağı inmiş bu aşağı inecek. Bu da birleşecek. Bak aynı şekli çizdim ama birbirleriyle sanki böyle kapandığı zaman tam üst üste gelecek şekilde duruyorlar diyoruz. Geldik köşelerinin koordinatları bu olan dikdörtgenin dörtgenin pardon x ve y eksenlerine göre yansımaları olan dörtgenlerin köşe nok koordinatları bulunuz bir kere bazı kurallarımız var. Onlar da şu. x, y noktasını y eksenine göre yansıttığımız zaman sadece x'i değişiyor ve işareti değişiyor. Yani a üssü eksi x virgül y oluyor. Bak y ekse yansıma yansımada x'in işareti değişiyor. Tamamen x eksenine göre yansıma yaparsak da bu sefer de Y'nin işareti değişiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Mesela hemen bakalım. eksi ee, 5'e 4 noktasını bir kere x eksenine göre yansıtma yaparsak hemen koordinatlarını yazarsak eğer Tonguç Evren Bey'im x eksenine göre yansımada a üssü bak x eksenine göre yansımada y'sinin koordinatlarının işareti değişiyor. Eksi 5 bak bu x'i bu da y'siydi ya. Evet hocam. O zaman y'sinin koordinatları değişiyor. Hop eksi 4 oldu. Bu 4'tü bu eksi oldu. B üssü mesela x aynen kalıyor, y eksi 2 oluyor. x aynen kaldı, y eksi 2 oldu. C üstünün koordinatları x aynen kaldı, eksi 2, y artı 2 normalde eksi 2 oldu. D üstünün koordinatları x aynen kaldı, eksi 3, y de eksi 4 oldu tomuçum. x eksenine göre yansıtma da bu oldu. Peki ben y eksenine göre yansıtma yaparsam bu sefer de x'in işareti değişik. Mesela a üssü noktası artık ne olacak? Eee bunun işaret değişecek. Eksi 5 ne olacak? 5 olacak. 5,4 olacak. B üstü noktası 5,2 olacak. C üstü noktası 2,2 olacak. D üstü noktası da Tonguç çevrilen benim 3,4 olacak diyoruz. O zaman X ve Y'yi bulmuş olduk. Ee, köşe koordinatlarını bulmuş olduk. Buradan ben işte ne yaptım? Direkt yazaraktan yaptım. Ama bir de çizerek yapmaya çalışalım. Bu çizerek de çizmemizin pratiğini geliştirelim. Eksi 5'e 4 eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 beş. eksi 5'e 1, 2, 3 4, 4. O zaman şu noktanın şu, alabiliriz A noktası olarak bu noktaymış. Eksi 5'e 2, eksi 5'e 2. Yani şu noktaya da biz bu da B noktasıymış diyoruz. Şimdi eksi 2'ye 2 alalım. Eksi 2 dediğimiz şey de burası. Eksi 2'ye 2 iki noktası burası. Burası da C noktası diyelim. Bir de eksi 3'e 4 var. Eksi 3 dediğimiz şey burası. 4 de burası. Bir de bu nokta var demek ki. Bu da C noktası oldu. Ee, pardon. Bu da D noktası oldu. Özür dilerim. O zaman bunları birleştirdiğimiz zaman ortaya çıkan şekil hemen şöyle çizelim seninle. Hop 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 O zaman şu şekil ortaya çıktı. Sanki bir yamuk gibi bir şekil ortaya çıktı. Şimdi e, bunları ne demiş? E, yansımalarını çiz demiş. Ben mesela yansımalarını çizmek için istersen bunları kullanabilirim ama diyorum ki bu sefer hadi birbirine kapanacak şekilde. Bu nokta iki birim uzakta iki birim uzakta. Y eksenine göre yansıtıyorum bu arada. 2 birim uzakta buraya gelir. Bu nokta 3 birim uzakta 3 birim uzakta buraya gelir. O zaman D üstü noktası C üstü noktasını buldum bile. O zaman bu ikisi birleşti. Böyle birleşti. Böyle birleşti. Böyle birleşti. Hatta B noktası burada 5 birim. Burada da 5 birim olacak. Buraya geliyor falan filan. A noktası burada 5 birim. Burası da 5 birim oluyor. A noktası buraya geliyor falan filan. Dolayısıyla aynı şeklin Böyle birbirine kapanan versiyonu çiz. Burada da aynı şekilde kapanan versiyonu çizmek istesem şöyle diyorum. Ya bu iki bunun uzakta, iki bunun uzakta buradan çizmem gerekiyor. İki uzakta, iki uzakta buradan çizmem gerekiyor. O zaman birbirine kapanan versiyonu da tam budur işte diyorum. Bak ne yapsak şöyle x eksenine göre böyle birbirine tam üst üste gelebilecek pozisyonda diyoruz. Zaten koordinatlarını bulmuştuk diyoruz. Geldik Tonguç'un bir de birazcık alıştırma yapalım seninle. X eksenine göre yansımada ne değişiyordu Tonguç evladım benim? Y değişiyor. Süper dikiz. O zaman yeni işaret değişiyor. 3 virgül eksi 4 oldu artık. Y eksenine göre o ne değişiyordu Tonguç X. Süper. X'in işaret diyor. Eksi 3 virgül 4 oldu bu sefer. Mesela X eksenine göre yansıttık. Y'nin işaret değişiyor. Eksi 2 virgül eksi 1 oldu. Y eksenine göre aslında X'in işaret değişiyor. 2 virgül 1 oldu. Çünkü eksi 2 de 2 oldu şu anda. X eksenine göre yansıttık. Y'nin işaret değişiyor. Ama 0 zaten değişmez ki. O zaman 2 virgül 0 yine aynı kaldı. Çünkü eksi 0 0'dır yine. Ama y eksenine göre da x'in işaret değiştiği için bu iki eksi iki oldu artık ama sıfırda aynen kaldı. x eksenine göre yansıtalım. y işaret değişti. 0,3 oldu artık. Y eksenine göre da x'in işaret değişiyor ama sıfır değişmez ki zaten. Sıfır virgül aynen kalır. Sıfıra sıfırda x eksenine göre de yansıtsan y eksenine göre de işaret değişmediği için sıfırın işareti yoktur. Aynen kalıyor diyoruz. Orijin zaten bu nokta. Geldik artı, ardışık öteleme ve yansıma. İşte artık bu işin son noktası. Yani bundan sonra ötesi yok. Şöyle bir şekil vermiş. Verilen şeklin y eksene göre yansımasının 2 birim aşağı ötelenmiş görüntüsünü x eksene göre yansımasının 5 birim sağa ötelenmiş görüntüsünü çizelim demiş. Hemen seninle çizmeye başlayalım. Çizelim bir kere hocam. y eksene göre yansımasının görüntü iki birim aşağı ötülenmiş görüntüsünü. Bir kere yansımasını çizmeye çalışalım. 1, 2 mesela bu noktayı aldım. 1, 2, 3, 4. Y eksenine göre yansımamız 1, 2, 3, 4 ilerlemem gerekiyor. Buraya geliyor. Ha. Şimdi birbirleriyle tam kapanacak pozisyonda çizmeye çalışıyorum. Bu yukarıya. Bu böyle. Dört tane birim var burada. Bir birim. Ondan sonra aşağı bir birim geldi. Şimdi sonrasında bu iki birimse buradan da iki birim gidecek. Ondan sonra bir çıkıntı gelecek, böyle gelecek. Bak tam birbirine kapanabilir. Eğer çıkıntıyı buraya çizseydim birbirine kapanmazdı. O zaman öteleme olurdu. Şimdi buraya kadar gidin. Mesela bak bu çok önemli Tonguç'um. Şöyle bir şekil var ya. Evet şu hocam. şeklim ben ötelemesini çizersem, ötelemesini çizersem ne olur? Aynı şekil olur. Yine sağ tarafı daha uzun olur. Ama yansımasını çizersem Tonguç evladım benim. Burada dikkat et. Yansımasını çizdiğim için birbirleri bak bu öbür tarafa geldi görüyor musun? İşte buna biz yansımıyoruz. Neden bu noktayı aldık mesela? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu nokta artık 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani buraya gelecek. Bak görüyor musun? Bu nokta buraya geldi. Tam simetrik oldu diyoruz. Şimdi y eksene göre yansımasını yaptık. Tamam eyvallah burası. 2 birim aşağı öteriyoruz. Şimdi yine bu noktayı aldık. 1, 2. 2 birim aşağı öteriyoruz zaman burası oldu. O zaman diyorum ki e, bu 2 birim aşağı ötelediğimiz zaman Tam bu noktayı buraya getirmiş olduk. Buraya getirirsek Tonguç Evren Beyim şöyle bir şekil çıkar. Hop 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 hop. Aslında çat diye son halimizde bu şekil çıktı. İlk başta burasıydı bak. İlk başta burasından iki birim de aşağı ötedik. İlla bu noktaya getirmek zorunda değilsin. Mesela sen Alırsın bu nokta gitsin. 1, 2, buraya geldin. Mesela bu nokta gitsin. 1, 2, buraya geldin. Mesela bu nokta gitsin. 1, 2, buraya geldin. Aynı şekilde çizmiş olduk diyoruz. x eksenine göre yansımasının ki onu hemen yapalım seninle beraber. Mesela burası 1, bir, 2 birim. 1, bir, 2 birim buraya gelecek. Burası 1, bir, 2 birim. 1, bir, 2 birim buraya gelecek. O zaman aynı şeyi çiziyorum ama tam böyle birbirine kapanacak şekilde çiziyorum. Bak böyle, böyle... Böyle, böyle, böyle. Hop, şuna fazla çizim. Ha, burası. Aynen şu şekilde çizebilirim Tonguç'um. Bak bunu tam böyle kapattığın zaman üste geliyor. Çünkü şu uzaklık ki, şu uzaklık ki, şu uzaklık ki, şu uzaklık ki. Şu uzaklık 3, şu uzaklık 3, şu uzaklık 3, şu uzaklık 3 şeklinde tam simetriye geldi. Bunun üstüne kapandı. Peki sonra demiş 5 birim sağa ötülenmiş görüntüsü. Hemen buradan bir nokta alalım. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya geldi. O zaman bu şekil e 4 uzakta olduğu için hop böyle 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 böyle. Amiral gemi amiral battı oyunu gibi gerçekten de bu şekilde sadece 5 tane araba gibi sanki bu sağ kaydı, ötelendi. aralarda öteleme hareketi yapar. Onu unutma Totoğcum diyoruz. Hem e, yansıma yaptık, hem öteleme yaptık aynı anda diyoruz. Güzel oldu hocam. Yanda verilen şeklinde 3 birim yukarı ötelendikten sonra y eksene göre simetri alanına verilen de of işte tam bir yeni nesil soru. Yeni nesil soru. Yenisi dediğimiz Yunus aslında ee, soru tipi de bu. Tonguç'um 3 birim yukarı öteleniyoruz. Ha, hemen bak, başlayalım, bak, ee, başlayalım. Bir tane pilot nokta aldım. Pilot noktayı 3 birim yukarı öteledim. 1, 2, 3. Hmm, tamam. Sonra y eksene göre yansıtalım. Y eksene göre simetrinde aynı pilot noktadan gidiyorum. 4 birim var. 4 birim olması gerekiyor. Ha, pilot nokta buraya gelmesi gerekiyor. Şimdi e, şu noktaya bakalım bu sefer. Bunu 3 birim yukarı ötedik. 1, 2, 3. Sonra yansıma yaptık. 1, 2, 2 uzakta. 2 uzakta buraya gelmesi gerekiyor. Ha. Peki Tonguç evladım benim. E, bir tane daha nokta alalım. Mesela şu noktayı alalım. 3 birim yukarı öteledik. 1, 2, 3. Sonra ee, simetri alıyorum y eksene göre. İki uzakta o zaman iki uzakta buraya geliyor Tonguç evren Bak sivri ucu. Maviyle bu mor birleşiyordu. O zaman maviyle bunu birleştireyim ben. Kırmızıyla mavi bir, mor birleşiyordu. O zaman kırmızıyla par kırmızıyla mavi birleşiyordu. Şurası maviydi özür dilerim. Ee, burası mordu. E, ee, morla mavi birleşiyordu. Morla mavi birleştirdim. Burası mavi. Mavi kırmızı birleşiyordu. Mavi kırmızıyı bir birleştireyim bakalım diyoruz. Şimdi sonrasında Tonguç'um buradan bir çıkıntı var. Buradan da böylemesine bir birliktelik var. Yani aslında ilk başta yukarı ötele deyince karşımıza şöyle bir şey çıktı. Hop hop hop. Aslında böyle bir şey çıktı. Sonra bunu da yansıttığım zaman pat diye üst üste kapanan şekilde çat diye böyle bir zımbır çıktı. Adam ne diyor bize? Hangileri görüntünün dışında kalır? Bak şunu unutma. Burası dört birimse burası da dört birim olmak zorunda. Burası bir birimse burası da bir birim olmak zorunda. Burayı kizme burayı ya öteleme ve yansıma da boyutlar asla değişmiyor. Hangisi görüntünün dışında kalır? A içinde B üstünde E üstünde D ve C dışarıda kalır diyebiliriz Tonguç evladım. Diye. Geldik bir tane daha yeni nesil soruyu artık bitiriyoruz merak etme. Şekillerde bazı dönüşümler uyguluyor. Oha yani çüş, nasıl bir dönüşüm yapmışsınız da. ne Haklılı dönüşüm. Hemen bakalım. A şeklinin hemen buraya tabii A şekli yapalım. Buraya A şekli yazalım. Buraya da B şekli. A şeklinin Y eksene göre yansıması alınıp bir birim yukarı ötürüyor. A şeklinin Y eksene göre yansıması alınıp hemen yapalım seninle beraber. Ee, y eksene göre yansıması 1, bu noktayı seçtim mesela. 1 2 3 1 2 3 buraya geldi. He. Aynısını o zaman çizmeye çalışalım. Bir birim yukarı da demiş. Özür dilerim. Bir de bir birim yukarı buraya geldi. O zaman aynısını çizelim. Bak buradan üç sola gidiyordu. Üç sola gidiyor. İki aşağı gidiyordu. iki aşağı gidiyor. Üç sola gidiyordu. Buradan da şöyle. Şöyle bir dikdörtgen oldu işte aslında. Bunu çizmiş olduk. Sonra diyor ki Tomuç. Hemen diğer şekle bakarsak. B şeklinin x eksenine göre yansıması alınıyor demiş. Ha, bir birim yukarı öteleniyor. E, B şeklinde x eksenine göre yansıması alınıyor e, değil de ufak bir değişik yapıyorum. bu Tadilat yapıyorum Tonguç'um. X eksenine göre yansıması e, alınıp 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 e, iki birim iki hatta üç birim sola öteleniyor diyelim. Tamam bu kadar yeter. Şimdi x eksenine göre yansıması alıyoruz. Şu noktayı seçtim. Bir uzakta bir uzakta. O zaman buraya geldi. Mesela mavi nokta da şurası olsun. Bir, bir uzakta. O zaman buraya geldi. Aynı şey aynı şekli çizeceğim bu sefer ama simetrini çizmem gerekiyor Tunguç'um. Bak e, ama üç birim sola da gidiyoruz. O zaman kırmızı ile üç birim sola. Bir, iki, üç. Ma o zaman kırmızı buraya geldi. Mavi de bir, iki, üç. E, bir, iki, üç. Şuraya geldi. Aynı şekli çizmem gerekiyor. Ama burada birbirine simetrik olması gerekiyor unutmayalım. Mesela bunun simetri tam üst üste kapanan aslında şu şekildedir Tunguç evladım. Yani. Bak şu şekilde şu şekil böyle kapattığın zaman of yanlış çizdim vallahi yanlış çizdim. Görmüyor musun? Şu üste zaman bu tam Bu öteleme gibi oldu. Bu üste gelecekti dediğin gibi. Nasıldır? Böyle iner, böyle iner, böyle iner. Yani aslında hemen çiziyorum şöyle karalıyorum hop şurasıdır aslında burası doludur yani bu buraya bakacak burası boşluk olacak Tonguç evladım. aynı zamanda burası boşluk olunca bunu sağa kaydırdığım zaman artık 3 birim sağa kaydırdığım zaman 1 2 3 şuraya geldi o zaman şekli aynen çiziyorum şöyle bir şekil hop 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 o zaman şöyle bir şekil oluştu bir de ne soruyor? Oluşan göğsünün kesim bölgelerinin kaç birim kare olduğunu bulduk demiş. Kesim bölgesi dediğimiz şey aslında tam burası. 1 bir, 2 birim karedir diyoruz. Cevabımız ve cevabımızı tam bir şekilde ulaşmış olduk. sorumuzu yaptığımız bu videomuzun yorumları yolla. Hadi bakalım öyle. Sağ olun hocam.